Efendim? Uyudun mu? Yok, yatıyorum öyle. İyi, bir pencereye çıksana. Ne alaka? Ya sen bir çık. Aa! Belki aynı değil ama bu gece yanımda olmak istedim. O yüzden de geldim. Bir dakika ya, sen Kerem'le mi geldin yoksa? Tabii ki de hayır. Sadece arabasını aldım. Yan yana değiliz ama en azından biraz daha yakınım sana. Teşekkür ederim. Bir şey olursa araman yeterli. Aslında seslensen de olur, duyarım seni. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Niye susuyorsun? Neden suçsuz olduğumu söylemiyorsun? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Canım iyi misin? Ha? Evet. Söyleyeyim mi? Evet. Anne. Zorla. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. O zaman bizi dışarıda bekleyelim. Siz anne kız görüşün. İyiyim annem, ben iyiyim. Sen merak etme beni. Şişt, bana bak. Bak, arkadaş bile yaptım ben kendime burada. Hah, gül böyle. Anneciğim, gül birazcık. Ben seni merak etmeyeyim, yeter bana, tamam mı? Hadi kızım, sen önden git. Gerek yok. Artık herkes senin kızın olduğunu biliyor zaten. Aa, nereden biliyorlar ki? Ne önemi var, boş ver. Kızım, ne yapıyorsun? Gerizekalı gibi davranmamayı öğreniyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın Hafize teyze. Günaydın oğlum. Sonra görüşürüz. Tamam. İyiyim ben de. Her şey yolunda. Bak, yalnız da değilim zaten. Bu arada sana birkaç parça bir şey getirdim. Onları da emanete bıraktım. Hı, tamam. Ne yaptınız bakayım, sen ne yapıyorsun ha?
İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sen şimdi Melis var diye rahat edemiyorsundur. Ben biliyorum seni. Bak işte bir şey biliyorum da söylüyorum ben. Ne yaptınız dün gece? Uyuyabildin mi? Uyudum. Yalancı. Vallahi bak inan olsun. Zeynep. Ama bir ara kalktım. Böyle gökyüzüne baktım. Sen hep dersin ya gökyüzüne bak, yıldız kayarsa bir dilek tut diye. Ben de işte baktım. Sonra bir yıldız kaydı. Ben de ikimiz için dilek tuttum. Ne tuttun bakayım? Hı? Söyleyemem. Söylersem gerçekleşmez. Sen de bu gece bak, tamam mı? Eğer yıldız kayarsa dileğim gerçekleşecek. Unutma sakın. Tamam annem. Unutma. Toparlanın yavaş yavaş. Kuzum benim. Bir tane bebeğim benim. Ya anneciğim. Biz Cem Bey'le uzun yıllardır çalışırız. Çalışıyorduk yani. Bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmadı. Ben aslında uzun zamandır tanımıyorum Cem Bey'i. İş yüzünden birkaç akşam yemek yedik ve beraber birkaç toplantıda bulunduk. O kadar. Cem'i yıllardır tanırım. Ama uzun süredir görüşmüyorduk. Bir süre önce işleri eşime devrettim. O yüzden şirket çalışanlarıyla hiçbir alakam kalmadı. Yani Demet'le Cem Bey arasında bir sorun olabileceğini hiç sanmıyorum. Olsa bile işle ilgili olabilir ama yani ben hiç şahit olmadım. Ha, tabii tabii iş toplantılarını Cem Bey'in evinde yapıyorlardı. Yani Demet sık sık gidiyordu. Yani şimdi hani iş için mi gidiyordu yoksa başka bir şey için mi onu bilemem yani. Ay o kadar şaşkınım ki. Ya ne diyeceğim ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yani bir başkası olsa düşüneceğim ama Demet bu. Ha Demet böyle bir şey hayatta yapamaz. Zaten o yapmadı. Ya nasıl bu kadar eminsin? Yok yani %100 emin değilim tabii. Hayat bu, her şey olabilir de. Yani Demet niye böyle bir şey yapsın? Nasıl yapabilir ki? Biraz önce kendin söylemedi mi? Başkası olsa düşünürüm ama Demet olsa asla düşünemem diye. Niye yapsın yani? Nasıl bir çıkarı olabilir? Ya işte ben de onu anlamıyorum. Artık bir çıkar meselesi midir bilmiyorum ama birisi bu adamı ortadan kaldırmak istedi, orası kesin. Ama kim? Evet, onu ben de bilmiyorum tabii. Neyse canım, ben işe dönüyorum. Seni bırakayım bir yere. Yok, Cihan'ın arabası var yani. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Alo. İbrahim Bey merhaba. Müsait misiniz? Müsaitim Tülüncüğüm. Buyur. Senden bir şey rica edecektim. Acaba Demet'le görüşmemi sağlayabilir misin bir ara? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.